Agalarım, herkese selamlar. 4 Ağustos 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Agalarım, öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmasında ben değerlendirmedim. Neyi değerlendirmedim? PSV Feyenoord Süper Kupa mücadelesi var. Ben bunu bültenime almadım. Canlı olarak ilerleyeceğiz. Zaten bazı maçlara canlı yapmak en güzel olacaktır. O yüzden herhangi bir tercihim yok fakat skorunu sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı 7 günlük WhatsApp gruplarımızdan misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Trabzonspor e, Trabzonspor'un maç skoru yarışması vardı. Onu kazanan iki arkadaşımız var. Güven iletişimle Kemal Öksüm isimli arkadaşımız bana WhatsApp hattına iletişim kurabilir. WhatsApp hattını da ekranda zaten görüyorsunuz. Buradan her türlü iletişimi sağlayabilirsiniz aga. 0 500 34, 446 59 89 Gruplara gelmek isteyenler vesaire her türlü soru görüş öneri Buradan benimle yapacaksınız Devam ettim Rapora bakalım aga 1 ve 2 Ağustos'ta vermiş olduğumuz maçlar Öncelikle 1 Ağustos'ta vermiş olduğumuz bütün maçlar kazandı Bran, Molde, Trabzon, Başakşehir Hepsi kazandı aga Tebrikler Bunun için Sırası yarına dedik 2 Ağustos'a bakalım 2 Ağustos'ta da 5 tane mücadele verdim Değerlendirip kazanan kişi sayısı fazla. 5 tane maçtan sadece Avustralya'nın üstü gitti. O da yani beklediğimiz oyun yoktu. Diğer hepsi geldi. Diğerler için tebrikler çok güzel. Aynı şekilde canlı da güzel kazançlar sağladık. Dünün mislisine baktığımız zaman da dün de Ciroise mücadelesiyle Arsus'un maçlarını birleştirdim. 4000 misli alarak aldım Aga. 1.50 oran zaten buradan 2000 oradan net kar yaptık mı yaptık. Kanada'nın maçı vardı. Ev sahibi 42.5 üst olaraktan değerlendirdik Aga. Benimki ki maç önü olarak aldım. 1500 aldım yazdım seriden. O da geldi aga. Tebrikler. Yüksek mislerimiz. Yani ben buraya girerken arkadaşlar diyorum ki 1000 TL'nin üstünde oynuyorsanız misliye gelin diyorum. İdeal kuponlarımız aynı şekilde devam ediyor. Günün ideali alternatif kombini. Bugün Galatasaray Beşiktaş maçı vardı mesela akşam onu değerlendireceğiz. Bakalım her şeyi yaptık değerlendirmelerimiz kaldı sadece sonuçları bekliyoruz. Canlı olarak zaten cumartesi de canlıya başladık. Bundesliga başladı. Erken seanstan biz de canlımıza başladık. Ekranda gördüğünüz gibi canlıları veriyoruz. Bir de her klasik telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında oraya da tıklayarak giriş sağlayabilirsiniz. Hatta ben size Whatsapp'tan göstereyim. <laughs> Canlıya başlıyoruz. Böyle bir giriş yaptık mı? Nürnberg'in mücadelesi vardı. Dedim ki Nürnberg maçında ilk yarı 0.5 üst gol alalım aga. Dedim ki altına bakın böyle Emre komutanı işareti var ya orada. Risklisi de Kas Ruhe'nin golüdür dedim aga tamam mı? Maç başladı Nürnberg gol attı aga bir 1 oldu mu? Oldu. Devam ettik WhatsApp grubumuzda. Nürnberg maçına dedim ki bak zaten ev sahibinden gol bekliyoruz biz. Ben riskli olarak önermişim dedim ki ilk yarı bir buçuk üst al aga dedim. Kaçan Kas Ruhe'nin golü var aga muazzam kaçırdı çizgiden çıkardılar daha doğrusu. Pozisyonları da atıyorum yani ben izliyorum. İzlemeyenler için de zaten elimden geldiğince kaçan pozisyonlar güzel gollerde izletmeye çalışıyorum. Nürnberg yine attı aga geldi mi? Geldi 2'de 2. Ondan sonra burada da Kasruhe'nin golü gelmiş mi aga? 45 artı 2'de. Geldi mi? 85 gibi oradan aldık. Geldi mi? Geldi. Nürnberg maçıyla devam ettik. Dedi ki maç hızlı. Hızlı olduğu için 4.5 üstü de değerlendirdik aga. Her tabelinin golü geldi. KGS falan derken aga. Bu şekilde bunu da içeri almasını bildik. Yatanlar da oluyor. Gelenler de oluyor. Ama biz ekran başında hizmet vermeye şekilde sizlere devam ediyoruz. WhatsApp grubu da bu şekildeydi. Toplamda 5 adet mücadele. Sizlerden ricamız beğeni ve yorumlardır Aga. En azından bir emeğine sağlık yorumu veya Feyenoord maçının maç konu yaptık. Yorumları yazabilirsiniz. Sizlerden tek isteğimiz burada beğeni ve yorum desteklerinizi vermenizdir. İlk mücadelemiz Antwerp ile Anderlecht mücadelesi. Şimdi ben takımın takımında ilk maçını izledim. Özellikle Anderlecht'in iki golünü vermiştim ben zaten. 90 dakika izledim. Maç 1-0 bitti. Antwerp takımı da aynı şekilde Depasman'da 1-0 kazandı. Mücadele iki takımda 1-0 kazanarak başladı. Ö bu maçta yani KG verip kaçmak kolay olacaktır. Ben kolayla gitmek istemiyorum. Mücadele bandında hem Andalez'in hem de Anderp'in oyununu gördükten sonra Aga mücadele şöyle olabilir. Kafamdaki senaryoyu anlatıyorum. Öncelikle benim tek tercihim burada 2-3 gol 1.81 orandan. Neden? İlk golü kim attı diyelim. Her herhangi biri attı diyelim. Anderle dik golü attı dep Ondan sonra Anderp basacak. Atamazsa burada 2'yi de yiyebilir. Yani birbiri de var. Her iki tarafa da 2-0 da maçı var zaten maçın. Hatta ben size oranları göstereyim. Favori de zaten birbirine çok yakın. O yüzden 2-0'dan korktuğumdan dolayı ben burada KG yerine yüksek oranla 2-3 gol önermekte fayda görüyorum. Yüksek orandan. Darmstadt'ta Düsseldorf. Yani bugün Bundesliga'dan güzel kazandık. İdeal kombinemiz, canlılarımız hepsinde vardı zaten. Mislerimizde de vardı. Kazanmasını bildik. Gaga. Diğer videoda raporlarını gösteririm zaten. Zaten Nürnberg maçından 4-5 tane canlı yaptık hepsini içeri aldık. Gösterdim zaten. Şimdi Darmstadt'da Düsseldorf oynayacak. Ben özellikle şeye baktım. Her iki takımda geçen sezona oranla gidenler, gelenler yani önemli bir oyuncu satış yapmışlar mı? Önemli bir oyuncu kaybetmişler mi? Önemli bir oyuncu almışlar mı? Onlara baktım biraz da. Aga bildiğimiz gibi olacak. Tempolu bir mücadele olacaktır. Özellikle Darmstadt'ın maçları zaten ile geçer. İdealden karşılıklı goller ala, ala, alabiliriz yani. Burada var'a gidebiliriz düz bir şekilde. Biraz daha yüksek oran isteyenler olursa. Yani sisteme falan koyacağım diyen varsa. ilk yerden 1.5 üstü e takar. 2.25. Erken bir gol mücadele açacaktır. İlk yerden 1.5 üstü e olma şansı da mevcut. Gallen'in mücadelesi var. Loosan'la mücadelesi Şimdi şunu söyleyeyim. Gallen en son mücadelesinde Young Boys'a karşı 4-0'lık galip geldi. Kendi evinde. Ondan önce de deplasmanda mağlup olmuştu. Lausanne'de en son deplasmanda 4-0 Sion'a karşı mağlup oldu. Maçların özetini izledim. Hakikaten mücadelenin temposu yüksek olacaktır. Pozisyonlu bir maç olacaktır muhtemelen. izlediklerimden söylüyorum ben. O yüzden burada karşılıklı gelecek goller ön plana çıkabilir. Bakın KG var olarak zaten oran çok fazla yüksek yok. KG var alınabilir. Onun dışında mücadelede goller gelebilir. Sadece var değil. Var ve üst seçeneği de ayrıca daha yüksek oranlarda 1.45-1.48 bantlarında mücadele hem karşılıklı gol olur hem de üst olur seçeneği de var aga. Biraz daha yüksek oranlarda bu şekilde gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. Kopenhag'da Renders mücadelesi. Kopenhag'da yani son maçlarında kazanarak gidiyor. Arsus'a karşı ben önermiştim. Ne önerdiğimi biliyorsunuz. Arsus'un bir golüydü. Kopenhag gol diyor, aga. Pozisyon veriyor yani. Şu x0'lık link bir maç var ya orada da birçok pozisyona girdi. Ev sahibi atamadı. Öyle söyleyeyim ben size. Renders oynayacak. Yani muhtemelen tempo yüksek olacaktır. Mücadele bir 2 biri var gibi geliyor bana. 2.5 üst idealden değerlendirebilir. Mücadele 3 gol bekliyorum zaten. Biraz daha yüksek orandan değerlendireceğim diyen varsa da mücadele bir 2.5 üstünde bir seçeneği de yapabilir. Onun da oranı zaten 1.78 bandında. Benim skor beklentim 2-1 burada. kopanak galibiyeti olacaktır. Değerlendirecekler bu yönde mi değerlendirebilir? 2.5 üst idealden değerlendiririz. Yüksek orandan da 2.5 üstünde bir kopanak galibiyeti bekleriz. Bronbi'nin maçına geldik. Bronbi de son mücadelede aga bizlere kazandırdı. 2-1. Ama şunu söyleyeyim golde de yedi. Yani daha doğrusu gol yediği geçtim ben. Kalesinde pozisyonlarda verdi. Ben daha iyi bir Bronbi beklerdim. İlk yarıda dakika 12 demini kaçan bir de penaltısı var aga. Canlı yapmıştık hatta o mücadeleyi. Gruptaki arkadaşlarımız bilir. Aga ben bu mücadeleyi şöyle bir değerlendirme yapacağım. Normalde burada tarafa gidecektim. Dep bir buçuk üst falan ama son mücadelede vermiş olduk pozisyonlardan dolayı. Ben burada ev sahibi de gol atma ihtimali var Lingbin'in de. O yüzden ortaya iki buçuk üst olarak değerlendiriyorum. Kolay olmayacaktır. Oran zaten 1.56. Normalde 1.40'larda falan olur da bu oran biraz daha yüksek. Yani dep basmanda verecek olması katkısı evin katkısı da soru işareti ama dediğim maçta pozisyonlar olacaktır. Biraz daha becerikli olursa mücadelede iki buçuk üstte gidebilirim. Benim önerilerim bu yöndeydi. İdeal yüksek oranlı şekilde değerlendirmelerim bu yönde. Pazar günü daha çok canlıdan ilerleyeceğiz. Bakalım PSV Feyenoord maçı konu sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız detaylı olacaktır. Videoyu beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın dostlar.